Merhabalar sevgili dostlar. Şimdi gobeller bu videomuzda da 24'e kadar çözmüştük çember uzunluğun 25'ten sonrasını halletmeye çalışacağız kardeşlerim. Hemen bakalım ne diyor 25. sorumuz. AB 12 demiş. Tamam. 7-8'i gördük. Çemberde ACX nedir diye soruyor. Basit bir dondurma kuralı. 3 tane dondurma kuralı var bakın burada dostlarım. Bursa'daki dondurma şöyle. BE bir teğet, BF de diğer teğetimiz. Neydi dondurmanın özelliği? Bir noktadan çizilen iki teğet eşitti. Demek ki burası da 7. Şimdi aynısını C'deki teğet için yapıyorum dostlarım. Hemen C'nin teğetini gösterelim. Bakın CD bir teğetimiz, CF ikinci teğetimiz. Bunlar da birbirine eşit olacak. Burası 8. Şimdi son teğeti göstereceğim kardeşim. A noktasında bak. AE teğetlerden biri ve toplam uzunluğu 19. AD de diğer teğetimiz. O zaman bu da 19 olacak. X'e kalacak 11. Cevap Ceyhan'dan paketlendi. Aynı soru dostlar. Burada da yine 3 tane dondurma kuralı yapacaksınız. Bence durdurun videoyu, kendiniz çözmeye çalışın derim ben. Şimdi A'daki teğeti yapıyorum. X ile şurası birbirine eşit. X'tir burası. B'deki teğet BK ile BT birbirine eşit. 2'dir burası. Son pırasadaki teğeti yapıyorum. 3 artı x ile şuradaki 6 birbirine eşit olacak. Demek ki x de 3 çıkacakmış dedim. Paketledim gittim arkadaşım. Yine dondurma kuralı sorusu kardeşlerim. Bakalım ne diyor? DE 12 verilmiş. Şu teğetin uzunluğu 12. Biz şunu öğrendik. Bu iki çemberin ortak teğeti var. Biri DE, biri FK. Dış teğet diyorduk bunlara ve ortak teğetlerdi. İkisi de birbirine eşit olmak zorundaydı. Burası da 12. ABC üçgeninin çevresini soruyor kardeşim. Şimdi uzun uzun yapıyorum. A noktasındaki teğete bakın. Bir dondurma burada var. Şuraya A dersem burası da A diyebilirim. Şurada da bir dondurma var dostlarım. Bakın AE ile AL. Burası 12 eksi A'dır. O halde burası da 12 eksi A'dır diyebilirim. Şuraya geldim şimdi kardeşlerim. Buraya B dersem burası B. Buraya C dersem burası C. Şuraya da D'yi yapıştırdım. Şimdi üçgenin çevresini istiyor. Gelin toplayalım üçgenin çevresini. A var. Hemen yanında 12 eksi A var. Bunlar A'lar sadeleşecek. Artı B var, D var, C var. B, D ve C var. Şuradaki A'lar gitti. 12 kaldı. Bir de B, D, C'nin toplamı. Bakın B, D, C şurasıdır ki 12'ye eşittir bunların da toplamı. Yani cevap 24 geldi. Tabii ki bunu ezberlemek isteyenler için şunun her zaman iki katıdır. Buradaki üçgenin çevresi diyebiliriz dostlarım. Evet, bir teğet noktası gördüğünüzde, çembere çizilen bir teğet gördüğünüzde soruyu okumadan önce bu teğete mutlaka yarı çapınızı dik olarak indirin ki yarı çapımız zaten 8. Bakın 8'i de yazdım. 8, 15, 17 üçgeniymiş bu. 17'ymiş şuradaki hipotenüsümüz. Tabii ki 8'i buradaysa x'e de kalacak 9. Bakın x'i hemen bulduk. Hiç soruyu okumadan. Hemen geldik yine benzer bir soru da burada var dostlarım. Bir kere teğet gördük. Önce şurası merkezimiz olsun. Yarı çapımız 10, 10. Teğet görünce hiç düşünmeyin. Teğete dikliğinizi mutlaka indirin yarı çapı. Bu da 10 oldu dedik dostlarım. Şimdi neyi soruyor bize? X kaçtır diye soruyor. Bakın bir de şunu çizelim. Şurayı çizdiğinizde burası da çapı gören çevre açıdır. Ve mutlaka 90 derece olmak zorundadır. Dostum bakın şurada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. BF 12'ymiş. Şurası orta tabanı oldu. BF'nin orta tabanıdır. Çünkü 2'ye bölmüş burayı. Mecbur burayı da 2'ye bölecek. Yarısı olacak 6. Şurası 10'du toplam 4 kaldı. Bakın dikdörtgenin şu kısa kenarı 4 ise x'in de 4 olması gerekir dedim. Yapıştırdım geldim dostlar. Yine bir dik yamuk az önceki sorudaki gibi. Ben C'den aşağı diklik indireceğimi zaten biliyorum. Hadi indirelim C'den aşağı dikliğimizi. Şuraya x diyelim. Şuraya 2 diyelim. Şuraya 15 kaldı diyelim. Ve bakın B merkezli bir yaymış, yay parçası. Yarı çapı 17 oldu. O halde burası da 17'dir dostum. Gör artık özel üçgenimi. 8, 15, 17'yi yapıştır 8'i. Evet buna bakıyorum. Bakın burada O ile D'yi birleştirirsem bu çemberin yarı çapıdır. Bu bir dikdörtgenmiş. Hemen 2, 4R'yi 2 kök 5 buldum. O ile B'yi birleştirirsem bu da yarı çaptır dostlarım. O halde bu da 2 kök 5.
Ve bu bir kareymiş. Alan ABCO, ABCO şu karenin de alanını soruyor bize. Şimdi karenin bir kenarına XX dediğimde kök 2 katıydı dostlar köşegen, yani 2 kök 5. O halde X eşittir 2 kök 5 bölü kök 2 çıktı. Bana da alanını soruyor ya, X kareyi soruyor yani. Hemen X kareyi bulalım, karesini alalım. 2'nin karesi var 4, kök 5'in karesi var 5, kök 2'nin karesi var 2. 20 bölü 2'den 10 geldi karenin alanı diyebilirim. 32. soru. Dostlar artık şu merkez miymiş de çemberin içinde eş de dikdörtgenleri çizilmiştir. Eşmiş bunlar. AB. Görelim AB'yi. Neredesin AB? Heh. AB çap bölü MF. MF de şurası. Dostum, şu çizdiğim uzunluk bu dikdörtgenin köşegeni. Şu çizdiğim uzunluk da bu dikdörtgenin köşegeni. Demek ki bunlar birbirine eşit. Çünkü dikdörtgen eş dikdörtgenler. Köşegenler de haliyle birbirine eşit. Demek ki burası merkez. Çünkü merkezden çizdiğim iki doğru anca ne yapacak? Yarıçap olacak ki birbirlerine eşit olsunlar. Peki devam edelim. Yarıçapımıza R diyelim. Dolayısıyla AB dediğim şey 2R oldu. Bölü, şimdi de neyi arıyorum? MF'yi. Dostum, şuna A deyip şuna da B dersem. Şimdi bu üçgen aynısı buraya da geldiği için şurası A, burası da B olmak zorunda ki A ile B'nin toplamı 90 olduğundan buraya da 90'ımı rahat bir şekilde yazdım. Ve bak, R hipotenüs ne olmak zorunda? R'nin kök 2 katı. O halde MF de R kök 2 çıktı. Cevabım 2 bölü kök 2'dir. Yani kök 2 ile genişletirsem 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 geldi. Edirne'den paketledim. 33. sorumuz. Bakın, bir dondurma yapalım. 3 ise burası da 3, 5 ise burası da 5, değil mi? Çünkü teğet çizilmiş 2 tane. Dik yamuk olduğu için hemen ben de şu yüksekliğimi çiziyorum ve diyorum ki burası da 3'tür, buraya da 2 kaldı diyebilirim. Şurası da benim zaten çemberimin çapı. Şuraya eşit, değil mi? R, burası da 2R. Hadi şuradan da Pisagor'u çakalım artık. 8'in karesi var 64, 2'nin karesi 4 artı, 2R'nin karesi 4R kare. Hadi gelin hepsini 4'e bölelim. 4'e böldüm 16. 1. 4'e böldüm R kare. 1'i buraya atarsam 15 eşittir R kare. R eşittir, yani yarıçap eşittir kök 15 paketlendi. Geldik buna. ABCD bir kareymiş. Bakın, bir kenarı 24. O halde bu da 24. Bu da 24 diyelim. Şimdi O noktasından hemen şuraya bir yarıçapımı çizdim. Şimdi bizim yarıçap dediğimiz, şimdi burası normalde 24 ya kardeşim. Şuraya 24 eksi x kaldı ki bakın merkezden çemberin ucuna çizdiğim yarıçap oluyordu. 24 eksi x'tir burası. Demek ki yarıçap 24 eksi x, burası da 24 eksi x. Hadi şurada da Pisagor çakalım. 9, 12, 15 oluyor mu diye merak ettim 12'yi görünce. 9 desem 24 eksi 9 15'i sağladı dostlarım. Demek ki x 9'muş. Paketleyin geçin hemen. Evet, buna bakıyorum. 8, tabii ki burası da 8. Şimdi 10 dediğimiz şey A merkezli çembermiş bu. A merkezli çemberin bakın yayının ucuna kadar gelmiş. Demek ki yarıçap 10'dur. Şurayı birleştirirsem mecbur burası da 10 olacak yarıçap olduğu için. Şuraya da 6 kaldı. 6, 8, 10 üçgeninden. Peki devam edelim. Karenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Karenin bir kenarını bulmamız lazım. Ekstra bir şey var mı başka? Yok. Peki. Şu karenin çembere tam dokunduğu noktayı şöyle birleştirelim. Burası da 10 olacak. Buradan aşağıya bir diklik indirelim arkadaşlarım. Şöyle yapacağım. Şunun bir kenarına x dersek şuralara. Tabii ki şurası x ise burası da x. O halde buraya 10 eksi x kaldı. 8 ise buraya 8 eksi x. Tabii ki buraya da 8 eksi x kaldı. Ki ben şimdi buradan x'i hemen paketleyeyim. Onu gördüm. Acaba 6, 8, 10 olabilir mi dedim. X'e 2 desem. Burası 8 oluyor. 2 deyince burası 6 oluyor. Evet, demek ki x 2'ymiş dostlarım. Karenin bir kenarı 2 ise alanı da 4'tür. Yapıştır gelsin. Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da en son şu 36. soruyu çözerken tam da içeriye biri girmişti. Videoyu durdurmak zorunda kaldık. O yüzden 36'dan sonrasını çekip iki videoyu birleştirmeyi düşünüyorum dostlarım. Bakalım ne diyor bu soru. O1 ve O2 merkezi çemberlerin merkezleri AB doğrusu cem teğet. O1, 1, 4, 12'yi de gördük. O1 ile O2 arasını soruyor bize. Yani şu kısmı soruyor dostlarım. Bunu bir gösterelim. Yapacağımız şey aslında çok basit. Daha önce dik üçgende de milyon defa yaptığınız bir şeyi yapacağız dostlarım. Bakın, şurası
yarı çap çemberde teğete dikiniyordu. Yarı çap çembere teğetine dikinecekti demiştik zaten. Hemen şuradan şöyle dikdörtgeninizi oluşturdunuz dostlarım. 4 ise buraya da 4 yazdınız. Bakın burası toplam 5 oldu. Şu AB 12 imiş. O halde burada 12 oldu ki işte senin çok sevdiğin bir dik üçgen çıktı karşına. 5, 12, 13 üçgenidir deyip merkezler arası uzaklığı 13'ü paketledik dostlarım. Bakalım bu ne diyor? M merkezli bir çember var. Yarım çember. 6 ise şurasının da 6 olacağını biliyorum. Bakın diğer çemberde birbirlerinin merkezlerinden geçiyor. Bunlar eş çember oluyorlardı ki biz hemen merkezle kesişim noktasını yine bunun merkeziyle kesim noktasını birleştiriyorum. Bu da 6'dır. E bu O merkezli çemberin de yarı çapı şurası 6. Demek ki bu da 6. 60'ı 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 yazdım dostlarım. KL yayının uzunluğu. He, burada yay uzunluğu sormuş. Bu aslında daha çok çemberde, daha doğrusu dairede alan ve çevre konusunun sorusu oldu kardeşlerim. Ama yeri gelmiş çözelim biz de, boş geçmeyelim. Şurası 120 derece. Merkez açımız 120 ise gördüğü yay da 120 derece olacak. Şimdi benden 120 derecelik yayın uzunluğunu istiyor dostlarım. Biz şunu bileceğiz. Normalde tam dairenin yani 360 derecelik bir dairenin yay uzunluğu 2 pi r. Çevre formülüdür bu dostlarım. Ama bana 120 derecelik yayın uzunluğunu soruyor. Ben de hemen diyorum ki burası 3'e bölündüyse bu da 3'e bölünecek. Demek ki 120 derecelik yayın uzunluğu 2 pi r'nin 3'e bölünmüş hali. E bunun yarıçapı da 6 idi. Şuraya da 6 yazalım. 12 pi bölü 3'ten 4 pi'yi paketleyelim dostlarım. Evet, iki çemberin kesiştiğini görüyoruz. Bakalım neler yapacağız. Yarıçapları 20 ve 15 olan, şunun yarıçapı 20'ymiş. Hemen kesim noktasıyla birleştirelim. Ve tabii ki burası da 20 dostlarım, mecbur. Şunun yarıçapı 15'miş. Şurayı yazalım. Tabii ki burası da 15. K ve L noktalarında dik kesişen çembermiş bunlar. Çemberlerin kesişim muhabbetinde dik kesişmeyi nasıl anlatmıştık biz size dostlarım? Yarı çapları kesim noktasıyla birleştirdiğinizde bu yarı çapların arasındaki açı 90 dereceydi. Buna biz çemberlerin dik kesişmesi diyoruz. Bakın burada bir deltoid oluşturduk. Yan açıları 90 derece olan bir deltoid. Hemen merkezler arası uzaklığı birleştirelim. 15, 20, 25 üçgeni diyelim. Bize şuradan indirilen yükseklik lazım. H diyelim buna. Çünkü deltoidde buradan da çizdiğim yükseklik H olacaktı. Deltoid kısa köşegenini 2'ye bölüyordu arkadaşlar. Şimdi o halde şu üstteki bizim sürekli karşımıza çıkan 15, 20, 25 üçgenini buraya alayım. Şuradan da H'ı söyleyelim. H'ı bulup 2 ile çarpalım dostlarım. Ah bacı diye bir formülümüz vardı bizim dostlar. Öklit amcamızın bulduğu bir bağıntı şöyleydi. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı yani 25 çarpı 10 H eşittir dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20. Hemen H eşittir 15 çarpı 20 bölü 25. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 4. Bir daha 5'e, 5'e 3, 3 kere 4 12 çıktı H. Bize 2 H'ı soruyor. K ile L arası uzaklığı 24'ü paketledim dostlarım. 39. sorumuz. Bakın çeyrek çemberin içinde şu dik açıyı gördüğünüzde dedik ki çemberi yarıma tamamlayın. Yarım çember yapın. İşte yapıyorum hemen. Şöyle aşağıdan yarım çemberi tamamlayıp çapı gören çevre açı 90 derece olacağından demek ki bu adam çapı görüyormuş deyip tam çapın diğer uç noktasına da bunu ekledim dostlarım. Şimdi başka neler yapacağız? 4 kök 3 1 x nedir diye bir soru soruyor. Şurayı da çizelim kardeşlerim. Bakın şurada bir Pisagor yapabiliyorum çünkü. Şuraya a diyelim biz. Hemen şuradaki Pisagor bağıntısını bir gömelim. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 1'in karesi 1 eşittir a kare. Buradan 49 eşittir a kare. A'yı 7 bulduk. Şimdi şu adam x dediğimiz şey hem bir yükseklik hem de kenar ortay değil mi? Çünkü şurası da yarıçap, şurası da yarıçap. Dolayısıyla burası aynı zamanda açıortay da olacak. Bu üçgen ikizkenar üçgen olacak. Yani şurası da 7 geldi. 7 geldi. Şimdi bir de büyük dik üçgene bakın. Bir kenarı 4 kök 3, bir kenarı 8, 1 ile 7'nin toplamı. Hipotenüsü de 2R.
O halde Pisagor'u yapalım. 2r'nin karesi yani 4r kare eşittir. Bir buradan 4 köküçün karesini alacağım yani 48'i. Bir de şuradan 8'in karesini alacağız yani 64'ü. Hemen hepsini 4'e bölüyorum. R kare eşittir 12 artı 16. Yani R kare eşittir 28. R eşittir 2 kök 7 geldi. Evet, 2 kök 7'yi de bulduktan sonra şimdi bir tane daha Pisagor yapacağım. Onu da şu üçgende yapıp x'i bulacağım artık arkadaşlarım. Hemen yapalım. Şimdi hipotenüsümüz 7. 7'nin karesi 49 eşittir. 2 kök 7'nin karesi yani 28 artı x kare diyelim. 28'i çıkarttığımızda 21 eşittir x kare. X eşittir kök 21 paketledik gitti. Belki daha kolayı da vardır. Biz 3 tane Pisagor yaparak bulduk ama arkadaşlarım ben ilk gördüğüm yolla başladım. Yani soruları daha önceden çözmediğim için ilk kez burada sizinle birlikte çözüyorum. O yüzden ne gördüysem onunla gidiyorum dostlarım. Şimdi bu da yine meşhur bir soru. İki kirişin arkasındaki yayların toplamını 90 da veriyor. Bazen 180 veriyor arkadaşlarım bunu. Biz bunların ikisini de hangisi olursa olsun 90 da olsa 180 de olsa şöyle yapıyoruz. Bu kirişlerin birer uçlarını birleştirip B ile C'yi mesela birleştirip CD kirişinde hemen bunun yanına çiziyorum. Şöyle çizdim dostlarım ve bu 4 santimmiş. Bu da CD kiriş olsun. Şimdi bunun arkasındaki yay ile bunun arkasındaki yayın toplamı 90 dereceymiş şu ikisi. O halde geriye ne kaldı kardeşim? Şu arka ön tarafa ne kalmak zorunda? Şuraya. Orası 90 derece ise 270 kaldı ki aralarındaki açı da bu durumda 135 oldu. Bize neyi soruyor? Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor dostlar. Böyle mi gidelim? Başka türlü gitse miydik diye düşündüm ama yok, gerek yok. Biz hemen şu uzunluğu da bulalım. Bu ikisinin uç noktasını bulalım. Bu bir çemberin kirişi olacak. Bu kirişi bulduktan sonrası kolay olacak dostlarım. Hemen şuraya 135 derecelik üçgenimi çiziyorum. Burası 12 kök 2. Şurası 135. Burası da 4. Amacım da şurayı bulmak. Dik üçgende milyon defa yaptığımız hamle. 135 bizim çok sevdiğimiz bir açının abisiydi. 45'in abisiydi. O yüzden 45'i gösterdim ve karşısına dikliği indirdim. 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45'lerin karşısının 12 12 olacağını biliyorum. Bakın üçgenime 12 16 20 özel bir üçgenim çıktı. İkinci Pisagor'dan kurtuldum. X'i 20 buldum. Yani şöyle düşünün. Bir çember var. Kirişi 20. Arkasındaki yayda 90 derece. Peki bu ne zaman 90 oluyordu? Yarıçapın kök 2 katı olursa, yani yarıçapımız 10 kök 2 olduğunda kök 2 katı 20 yapıyor. Demek ki benim yarıçapım 10 kök 2'ymiş. Bunu bir kez daha ispatlıyorum dostlarım. Bundan çok soru çözdük önceki videomuzda ama yine bir kez daha söyleyelim. Şimdi çember bir kirişini 20 bulduk, arkasındaki yayda 90. Şöyle yapıyorduk dostlar, çemberde kiriş görünce hemen merkezden uç noktalarına şöyle yarı çapları çiziyoruz RR. Bakın 90'ı gören merkez açım da 90 derece olacak. Burada ikizkenar dik üçgen çıkıyor. Yani 45 45 90. RR hipotenüs ne olacaktı? R'nin kök 2 katı. Demek ki R kök 2 20'ymiş. R eşittir 20 bölü kök 2. Bir sayıyı kök 2'ye bölmek çocuk oyuncağı. Önce normal 2'ye böl 10. Yanına da kök 2'yi yaz. 10 kök 2'dir. R dediğimiz uzunluk dedik. Evet. Yine bakın dik üçgende milyon defa çözdüğünüz şekil var şurada. 1, 1, 6 şeklini şuraya bir daha çizeyim ben. Şöyle bir 1 var. Şurada bir 1 var. Şuradan da aşağıya 6 iniyor dostlarım. Burada biraz eğik çizmiş. Ben daha düz gözünüze alışkın haline getirdim. Ne yapıyorduk bunda? Bir pratik yol göstermiştik ya da dedik ki normal şurayı arayacaksınız şimdi şu kısmı bulacaksınız. Şöyle dik üçgene tamamlıyorum. Daha doğrusu dikdörtgene tamamlıyorum şurayı. 1, 1 ve şurada karşıma bir dik üçgen çıkıyor. Hemen hipotenüsünü bulalım. Burası 7. 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1, 50 yaptı ikisinin toplamı kök 50'ymiş şurası. Yani 5 kök 2'ymiş dostum. Nereyi bulduk biz şimdi? A ile D arasındaki uzaklığı. Burayı 5 kök 2 bulduk. E kardeş bak şuraya şimdi. Şurada da bir ikizkenar dik üçgen çıkıyor.
Çünkü burası yarıçap, burası yarıçap. 45, 45, 90 oldu burası. R'nin kök 2 katı. R kök 2. Kök 2'ler gittiğinde çemberin yarıçapının 5 olduğunu buldum dostum. Çok güzel, klasik, kalıplaşmış bir sorudur. Şekli böyle tanımanız gerekir arkadaşlarım bunu gördüğünüzde. Benzerlik yapacağımız bir soru tipi. X'i soruyor bize. Şöyle başlıyorum. Bakın şuradaki açı çevre açıyla başlıyorum. A. Şuradaki yay 2A. Bu 2A'lık yayı gören şuradaki teğet kiriş açı da A olacak diyorum. Buradan yürümeye başlayacağız şimdi. Hemen şuna B yazalım. Şuna da C yazalım. Bakın bu küçük üçgen ABC. Büyük üçgene bakın. A var, B var. Şuranın tamamının ölçüsü de C derece olacak. Hadi benzerleyelim. Küçükte A'nın karşısı X. Büyükte A'nın karşısı 8 oldu dostlarım. Eşittir. Küçükte nereye geçelim? B'ye. B'nin karşısı 5. Büyükte B'nin karşısına 10 düşmüş. Bakın 2 katı olduğunu fark ettim. Bu da 2 katı olması için x'in 4 olması gerekir dedim dostlarım. Evet, biraz zor bir sorudur. Şu benzerliği gördükten sonrası tabii ki kolaydır. Kalıplaşmış bir şekildir. Her soru bankasında çemberde uzunluk kısmında mutlaka göreceğiniz bir soru tarzıdır dostlarım. 43'te yine bu sonlara doğru biraz daha zor sorular sormaya çalıştım arkadaşlarım. 43 de güzel ve zor bir soru. Şimdi şöyle başlayalım buna da. Bakalım neler biliyoruz. 3'ü 5'i biliyoruz. Şimdi önce bir dondurma kuralımız var. Bakın şu bir teğet. Bu da bir teğet. Bu bir iki teğetin birbirine eşit uzunlukta olduğunu biliyoruz. Sonra teğetlerin kesiştiği nokta ile merkezi birleştirdiğimizde bu doğrunun açıortay olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu açıortay, hatırlayın, kafa vardı, kollar. Tam şu açıortay Edirne'ye kadar gelmiş üçgenin açıortayı. Burada da ayaklarımız var dostlarım. Ayaklar 3'e 5. O halde kollar da 3K'ya 5K olmalı diye başladım soruya. Ve 3, 4, 5 üçgeni olduğunu fark ettim. Şurası 4K. 4K'yı 8 bulduk. Demek ki K 2. O halde 3K 6. 5K'nın da 10 olduğunu söyleyelim. Hatta burası da 10 olacaktı değil mi? Teğetler eşit olduğu için şuraya da 4 kaldığını söyleyelim. Şimdi biz x'i arıyoruz. Şuradan teğet doğrusuna yarıçap dikiner. Bunu bir gösterdik arkadaşlarım. Başka şurası 3, 6, mecbur 3 kök 5 olacak. Bunu görelim. Şimdi son darbeyi vuruyorum dostlar. Şöyle. Bakın şu adam 3 dediğimiz şey şuradaki R'ye paralel dostlar mecburen, çünkü ikisi de dikinmiş. Hemen şu benzerliği yaparsanız, Thales amcamızın benzerliğini, olayı bitireceksiniz kardeşlerim. Şurayı görün. Bakın 6 karşısındaki kenar 3 kök 5. Yani yarısının kök 5 katı. 4 var, tam karşısındaki kenar ne olacak? Yarısının kök 5 katı olacak. 2 kök 5 olacak. Cevap Bursa'dan gelecek. Thales'i yaptım dostlar. Benzerlikte öğrettiğimiz Thales muhabbeti. Bu paralel doğru bu tarafı nasıl böldüyse, 6'ya 4 oranında böldüyse, buradaki E noktasında da aynı oranda bölmeli. Yani 3 kök 5'in X'e oranı da mutlaka 6 bölü 4'e eşit olmalı. Yine buradan da içler dışlar yaptığınızda 2 kök 5'i buluyorsunuz. Evet, yine bir güzel soru çeşidi. Yine şu muhabbeti mutlaka yapacağız. Bakın şuradaki çevre açıya A diyorum. Gördüğü yay şurası 2A. Bunu gören şuradaki teğet giriş açı da A oldu diyorum. Şunlara da B yazalım. Bakın şu açı A ile şu B'nin toplamıdır. İki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit muhabbetinden. Burası A artı B yaptı. Şimdi şuraya bakın. Bu da A artı B. Bu da A artı B dostlarım. Demek ki ikizkenarmış şurası. Yani bu 8 ise DC de 8. Şuraya 6 kaldı dostlar. Şimdi benzerliği de yapalım burada. Bakın az önce birkaç soru önce yaptık ya benzerlik. Ondan yapacağız burada yine. Şu açıya C diyelim. Şu açıya D diyelim dostlarım. Bakın ACD bu küçük üçgen. Şununla. Şimdi kocaman üçgenin açıları. A var. C var. Şuradaki açının tamamı aslında D'ymiş dostlarım. Ve yapıyorum benzerliğimi. Küçükte
D'nin karşısına 8 düşmüş. Büyük üçgende D'nin karşısına şuranın tamamı. Yani 8 artı x düşmüş. Eşittir. Küçükte A'nın karşısına 6 düşmüş. Büyükte A'nın karşısına komple tamamına bakın 8 düşmüş. Hemen yapalım içler dışlarımızı. Hatta önce bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim. Şimdi 4 kere 8 32. 3 ile de burayı çarpıyorum. 24 artı 3x. 24'ü bu tarafa alırsak 8 kaldı burada 3x'e. 8 bölü 3 çıktı. X dediğimiz kerata. Artık alıştınız buna da dostlarım. Bakın aynı muhabbet. Bir kere şu yaylar eşit olduğu için bunları gören çevre açılar da eşit. Az önceki soruda açıortayı bize vermişti amca. Burada da biz açıortay olduğunu söyledik. Şimdi yine şu hadi bu sefer de gösterelim biz üşenmeyelim. Şu 12 ise şurası da 12 çıkacak ya AC. Onu şimdi ispatlayalım. Şuna A diyorum. Şurası da aynı yayı gördükleri için AD yayını gördüğü için bu da A. Şuna B diyorum. Bu da B. Şuradaki açı 2 için toplama olduğu için bu da A artı B. Ve bakın burası da A artı B. Burası da A artı B. Demek ki ikizkenar. 12 ise buranın da 12 olduğunu söyleyelim. Şimdi benzerlik kısmına geçiyorum. Maviyi alalım. Şuraya C açısı yazıyorum. Şuraya D. Bakın bu üçgenle ACD açıları var. Büyüğüne bakıyorsunuz. A burada, C burada. Şuranın tamamı dediğim yer D olacak o halde. Hadi benzerleyelim. Küçükte D'nin karşısı 12. Büyükte D açısının karşısı şuranın tamamı. 12 artı x eşittir. Küçüğe geçtim. A'nın karşısı 8. Büyükte A'nın karşısına bakın 12. Sadeleştirelim. 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. Hatta 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. 6. 3 kere 6 18. 12 artı x ile de burada 1 kaldı. 1'i çarpıyorum. Yine 12 artı x. 6 eşittir. X geldi. Son soru muydu bu? Yok. Birkaç tane daha var herhalde. Evet, buna bakıyoruz. 6'yı 4'ü x kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Öncelikle şuraya 90 derece yazan kardeşlerim olabilir. Bu merkezden çıkmadığı sürece, merkezden teğete inmediği sürece 90 derece olmayacak burası, onu söyleyelim. Şimdi burada öncelikle şu dh'ı bulalım. Hani şöyle bir kural vardı ya, bakın bunu yapmıştık daha önce. Böyle yarım çemberde bir yükseklik indiğinde h, Öklit bağıntısı yapabiliyorduk. H kare eşittir P çarpı K demiştik. Bunu da şurada çapı gören çevre açıyı oluşturduğumuzda 90 oluyor. Diklikten diklik indiğinden dolayı öklit yapabiliyorduk. Burada da onu yapacağım. DH'ın karesi 6 kere 4 24 olacak. Yani şurası 2 kök 6 geldi. Bir işimize yarayacak inşallah. Şimdi şuradan da aşağıya bir diklik indirelim. Bakın iki çemberi teğet gördük mü? Ortak teğetlerini de çiziyorum şöyle. Buradan da bir şöyle ikisine de ortak olan teğeti çizelim. Burası da teğet olduğu için dik inmek zorundadır merkezden geçen doğru. Sonra şurada bir dondurma kuralı var. Bakın şuraya M harfi yazarsam MD ile MB birbirine eşit. Aynı şekilde ME ile de MB birbirine eşit dondurma kuralından şu indirdiğim diklik bu tarafı ikiye böldüğü için mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Orta taban oldu çünkü şuraya da 6 kaldı dostlarım. Bunu da söyledik. Sonra şunu da biliyoruz. Kırmızıyı alayım artık. Şurayı birleştirdiğimde ve şurayı birleştirdiğimde muhteşem üçlü olduğu için şurada mutlaka bir 90 dereceden inmeli değil mi? Bu kenarortay dik açıdan inmeliydi. Bakın iki tane dik üçgen gördüm burada dostlar. Benzerleyelim bunları. Şuna A diyelim. Şurası 90. Şuraya B yazalım. B 90. Buraya da A dedim. Burası 90 olduğu için şuraya da B yazdım. Şimdi açıları tıpatıp aynı. Hadi benzerliyoruz. Burada B'nin karşısı 2 kök 6'ymış. Burada B'nin karşısı 6 eşittir. Burada A'nın karşısı 6'ymış. Burada A'nın karşısına şöyle küçük bir K yazalım. K. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 6 kere 6 36 eşittir. 2 çarpı K çarpı kök 6. 2'ye bölüyorum 18. Kök 6'ya bölüyorum K'yı buluyorum.
Kök 6'ya bölmek kolay. Normal 6'ya böl, yanına da kök 6'yı yaz. 3 kök 6'ymış k. Şurayı da bulduk. 3 kök 6. Şimdi şu olayı, şunun aynısını bir de bu taraftaki yarım daire için yapalım. Bakın inen diklik 3 kök 6. O halde 3 kök 6'nın karesi. Öklit yapıyorum. Eşittir. Şuradaki parça, hadi buna ne diyelim? M diyelim. Çarpı şurası olacaktı. 6. M çarpı 6. Bunun karesini alırsanız 9 çarpı 6 eşittir M çarpı 6. 6'lar gitti. 9 eşittir M. Şurası da 9'muş. X dediğimiz yer buranın tamamıydı. Yani 9 ile 6'nın toplamı Denizli geldi. Bu da güzel ve zor bir soruymuş. Evet, 47. Bakın üstteki gibi buradan bir diklik. Biz yine şu ortadan indirdiğimiz zamazingoyu çizelim artık. Az önce yaptığım gibi. Bunların eşit olduğunu söyleyelim. Yine bu adamın orta taban olduğunu, yamuğun orta taban oldu bakın bu sefer. Bu tarafı da ikiye bölecek mecbur. Ama bu sefer şurayı bulalım. A dediğim yeri bulalım. Orta taban nasıl bulunuyordu? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye böleceğiz. 6 yani burası. E bu 6 ise bu da 6, bu da 6. 12 geldi. Öncekine nazaran tabii ki biraz daha kolay bir soruymuş bu. 48. sorumuz. Burada da bir pratik yolum var. Bunu, bu soru tarzını hemen hemen her soru bankası koyuyor kitabına. Normalde 4 adet benzerlik yapacağız. Daha doğrusu 4 tane üçgeni şunları çizerek şununla şunu, şununla da şunu benzerleyerek, ya daha doğrusu ikişer ikişer benzerleyeceğim. Hangileri olduğunu tam hatırlamayacağım ama şimdi harfleri yazınca bulacağız bunu. Normalde böyle çözülüyor dostlarım. Benzerlik yaparak çözülüyor ama ben buna bir pratik yol buldum. Onu göstereceğim size şimdi. Şekli tanıyın, ezberleyin. Bakın bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit olacak. Yani 9'un 12'ye oranı, 12'nin x'e oranına eşit olacakmış dostlarım. Hemen bir düzenleyelim. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 4. 4 kere 12, 48 eşittir 3x. 3'e bölersem de 16 eşittir x gelecek. Pratik olarak hemen çözün. Dediğim gibi normalde gerçekten 2 tane mi 3, bayağı bir benzerlik yapmanız gerekiyor. Hani benzer üçgenleri bulması da zor burada. Bakalım başka sorumuz kaldı mı? Evet, yeni nesil sorulara geçiyormuşuz bu videomuzda. Bitiriyoruz burada dostlarım. Bir sonraki videoda yeni nesil sorulara geçeriz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.